Bir hastalık duydum ben. Klima hastalığı değil mi? Klima hastalığı, evet. Önce nasıl bir hastalık? Grip gibi bir şey sanırım. Hatta Evet. biri vefat etmiş Evet. geçenlerde. Evet. Şimdi maalesef günümüzde hızla yayılan salgın bir hastalık. Lejyoneller arasında gözüktüğü için ilk buna lejyonel hastalığı denir. Bakteriye de Legionella pulmonaria bakterinin ismi de. Bu lejyonellerin toplanıyorlar, yani paralı askerler. Sağda solda diğer ülkelerde savaşa katılmak için Amerikalılar. Yani o ortamda da klima çok yoğun çalıştığı için 1977 yıllarında bu hastalık ilk defa orada gözüktüğü için ve o toplantıya katılanlar hastalandığı için pulmonaria lejyonelle hastalığı veya Türkçe klima hastalığı. Klima çalışırken arkasında soğuduğu için orada bir sıvı oluşur. O sıvının içerisinde klima durduğu zaman orada bakteri yavaş yavaş ürer. Klimayı tekrar çalıştırdığın zaman klimanın arkasında biriken suyun içerisindeki mikrop da havayla birlikte orada klimayla böyle rahat rahat karşısında oturan vatandaş ne olur? Mikrobu kapar havayla. Ve kişi önce üşütme, grip, nezle gibi kendini rahatsız eder. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Bazen bulantı, kusma rahatsızlar da olur. Kişi kendini grip zanneder veya üşütme, nezle olduğunu zanneder. Evet. Dikkat etmez. Farkına varmaz. Ama bu öyle grip gibi basit bir rahatsızlık değil. Akciğerlere yerleşti mi iflas ettirir. Ölümlere sebep olur. Mesela bununla ilgili geçenlerde Ege Üniversitesi'nde Profesör Doktor Yusuf Erşahin, çocuk beyin cerrahi uzmanı, dünya çapında bir uzman, Adana'da katılmış olduğu bir konferansta klimadan dolayı mikrop kapmış. Yani kendini konferanstan sonra halsiz, dermansız, yorgun hissetmiş, grip zannetmiş ve birkaç gün evde dinlenip iyileşeyim diye evet. tedbir almamış tabii. Yani grip geçer diye. Ağırlaştıktan sonra hastaneye gidiyor. Hastanede grip aşısı falan, grip şeyi yaptırıyor. Antibiyotik vesaire ama tabii ki lejyonerle hasta olduğunu bilmedikleri için o anda hemen teşhis koyamadıkları için birkaç gün öyle idare ettikten sonra hastalık iyice yayıldığı için kurtaramadılar. Yani komada kaldı. Uzun süre uyuttular vesaire ama kurtaramadılar. Allah rahmet eylesin. Abi. Şimdi lejyonella hastalığı çok tehlikeli bir hastalık. Bitiriyor akciğeri. Bütün organlara büyük tahribatlara sebep oluyor. Bu nedenle klima mesela ben geçen sene Antalya'ya gitmiştim. Sokak böyle ateş gibi, cehennem gibi sıcak. Alışveriş merkezine giriyorsunuz buz gibi. Evet. O kadar çok soğutuyorlar ki. Büyük alışveriş yapacaklar. Dedim ki siz alışveriş yapın, ben dışarıda bu sıcakta beklerim. Bu klimaya girmem. O kadar çok soğutuyorlar. O bir de soğuk havaya gir, sıcak havaya çek. Bu da çok tehlikeli. Şok oluyorsun. Birdenbire vücudun o soğuk havaya gir, çek, gir, çek. Bir de o klimalar sürekli temizlenmese ne olur? Mikrop bütün mağazalarda, bütün klimaların aslında 6 ayda bir temizlenmesi lazım. Bu bürolarda hiç temizlenmiyor. Hiç hijyene bakılmıyor. Çok özel bir yöntemle bunun eskiden klorla temizleniyordu. Fakat bu kanseri tetiklediği için bundan vazgeçildi. Yeni bir metot geliştirdiler. Bu metotla iyonize yapılıyor. Tamamen temizleniyor, aranıyor. Eğer ki klima temizlenmezse klimadaki o pis yani mikrop içme sularına da karışır. Musluklara bile bulaşır. Lavabolara vesaire, onu da iyice yarım saat sıcak suyla yıkasanız zor temizlersiniz. Öyle yani çok kötü bulaşıcı bir mikrop. Almanya'da yapılan araştırmada Almanya'daki klimaların, orada sürekli klimalar kontrol edilir. Her yıl en az bir defa temizlenir. Buna rağmen 13 bin klima üzerinde araştırma yapılmış, %85'ini mikrop saçtı tespit edilmiştir. Ha, mikrop saçıyor da genellikle kimleri vuruyor mikrop? 50 yaşının üzerinde olanlar daha çok etkileniyor. Özellikle sigara, alkol kullanıyorsa,
kimyasal ilaç kullanıyorsa, bağışıklık sistemi zayıfsa, evet, onları hemen hızla yayılıyor vücudunda. Bu nedenle alkol, sigara kullanan veya kimyasal ilaç kullananlarda, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda bakteriyi durdurmak mümkün olmuyor. Eğer ki zamanında müdahale edilmezse kurtarmak imkansız. Zamanında müdahale edilirse kurtulma şansı var. Legionella pulmonella. Legionella hastalığı veya klima hastalığı çok çok tehlikeli. Ben mesela ofiste klimam var ama hiç açmam. Çok sıcaklarda da açıyor. Çok sıcakta da ve hatta yani, bazı misafirler geldiğinde açar mısın klima diyorlar. Açıyorum. Yani bana kendime gelmesin diye başka tarafa oturuyorum. Ben klimayı sevmiyorum. Peki nasıl korunacağız? Yani 6 ayda bir klimayı temizledik diyelim ama 6 ayda bir klimayı mutlaka böyle uzmanlar gelip temizlemesi, hijyen olarak temizlenmesi, bakımını yapması gerekir. Evet. Yoksa gider yani, tehlikeli, çok çok tehlikeli. Klima hastalığı hızla yayılıyor. Peki bu hastalığı önleyici herhangi bir şey var mı veya hastalandıktan sonra ne yapılabilir? Ha, bağışıklık sistemini güçlendireceksin. Evet. Bunun için bizim çok özel bir formülümüz var. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi bitkilerin özünden oluşan bir formül. Bunu kullandığı zaman bağışıklık sistemi otomatik güçleniyor. Vücut temizleniyor, arınıyor. Damarların içindeki bütün plaklar çözülüyor. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. Bu damarların içerisinde plaklar oluşuyor. Bunları çözüyor. Damarların iç yüzeyinde dolaşan bir hücre var. Makrofaj, öldürücü hücre. Mikropları, bakteri, virüs ve mantarları yok eden bir hücre. Yani bağışıklık sistemin alt elementi. Makrofaj veya öldürücü hücre denir veya fagozit denir. Bu ne yapıyor? Bunun çapı 8 nanometre. Kılcal damarlardan geçemeyecek kadar büyük. Ahtapot gibi. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları binlerce kolu varmış gibi atıyor, yakalıyor, yiyor. Veyahut da T şeklinde, Y şeklinde böyle antikorlar fırlatarak öldürüyor mikropları. Bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor. Makrofajın kanda dolaşabilmesi için damarların iç yüzeyinde plak olmaması, damarların elastik olması, eğilebilir, bükülebilir olması, yani kalp damar rahatsız olmaması gerekir kişide. Olursa makrofaj yavaşlarsa mikrop hızla yayılır. Makrofaj çok çok önemli insan sağlığı için, bağışıklık sistemi için. Bizim üretmiş olduğumuz, geliştirmiş olduğumuz bu formül limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakaolu içerir. Bütün damarları açar. İsterse kişinin kalp damarları böyle %80, %90 tıkanmış dahi olsa 6 haftada denemesi bedava. En ağır hastaya getirsinler, etkisini hemen görür. Peki bunu sadece kalp damar hastalığı olmayanlarda kullanabilir miyiz? Sadece yani, kalp damar değil. Karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, beyinde lopar arasında kirlenme, bazı insanlarda cinsel organlarında yağlanma, darama nedeniyle fonksiyonların düşmesi birçok şeyi. Çünkü organlardaki yağları eritiyor. Evet. Cerrahat çurufu çözüyor, temizliyor, arıtıyor. Vücudu temizliyor. Sağlıklı bir insanda kullanabilir mi? Her yaş, her yaşta. Mi? Yani yeni doğan diye. Çocuk bile verilebilir. Yeni doğan bebeğe bile verilebilir. Evet, zaten sadece bitkilerden yapılıyor. Evet, hiçbir yapılıyor. Etkisi yok. Tamamen doğal. Hiçbir etkisi yok. Evet. Evet. Peki farz ettiğim gibi böyle bir rahatsızlığa kapılan biri oldu. Ne kadar süre kullanıyor? Yani yeni başlamışsa rahatsızlık, geç kalmamışsa problem değil. 1,5-2 ay yeterli. Ama tedbir amaçlı en az 3 ay kullanmak gerekir. Tedbir amaçlı 3 ay. Evet. Aslında geç kalmışsa bir şey yapamayız. Bütün hastalıkları da bağışıklık sisteminin güçlenmesi. Bütün olay bağışıklık sistemi. Evet. Bağışıklık sisteminizi güçlediğiniz zaman bakteri, virüs, mantar ne gelirse gelsin fark etmez. Mesela domuz gribi, kuş gribi bir sürü hastalık geldi. Avrupa'dan, Amerika'dan milyonlarca aşı getirdiler. Aşı vurulmadan virüs mutasyona uğradı. Yeni şekle girdi. Aşı etkisiz kaldı zaten. Aşı yaptırmaya gerek kalmadan virüs ne oluyor? Değişiyor. Gelişiyor. Yeni bir formata, kendine format atıyor. Ne oluyor? Aşının bir etkisi kalmıyor. O nedenle kaç kişi öldü? Milyonlarca insan ölecek diyorlardı. 2 kişi öldü. Neden? Onlar da yaşlı. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar öldü. Evet. Bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar bundan mağdur olur. Bağışıklık sistemi güçlü olduğu zaman zaten insanlar Afrika'ya, Amerika'ya, Antarktika'ya, Asya'ya, oraya buraya gidiyor. Gittiği yerden mikrop getiriyor. Buradaki mikrobu oraya götürüyor vesaire vesaire. Artık dünya bir köy gibi.
Bütün mikroplar artık burada. Eskiden üşütme, grip, nezle 1-2 virüs veya bakteri sebep oluyorsa, şimdi 300-400-500 bakteri, virüs, mantar koloni şeklinde böyle yumak gibi bunlar sebep oluyor. Hiçbir ilaç onu çözmüyor. Ha, siz bağışıklık sisteminizi güçlendirirseniz fark etmiyor. Evet. Ne kadar mikrop gelirse gelsin yeniyor. Makrofajı güçlendirdiğinizde bu uzay gemisi gibi kanımızda dolaşıyor. Her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok ediyor zaten. Hı hı. Önemli olan bağışıklık sistemi güçlendirmek. Formülün içinde neler var? Tekrar söyleyebilir misiniz? Benim dikkatimi çekti çünkü. Limon suyu, evet, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altınbaşak, zeytin yaprağı, kakule, 19 çeşit bitki. 19 çeşit, evet, bitki. Bu bağışıklık sistemi güçlendiriyor.